Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzda da paralel kenarın son testini, ikinci konu testini çözüyoruz, gömüyoruz ve bitiriyoruz artık paralel kenarı. Şöyle odaklanmamızı bir ayarlayalım. Evet, bakalım ilk sorumuz ne diyor dostlar? Bir paralel kenarmış. DF FA'ya, orası oraya eşit, burası buraya eşit. EB'yi de 30 vermiş. Buna göre X nedir diye bir soru soruyor. Bakın hemen şuradan bir paralel doğru çizeceğim dostlarım. Bu paralel doğru şuradaki Adana, Denizli, Edirne, Bursa yamuğunun orta tabanı oldu. Yanı ikiye böldüğü için. Dolayısıyla bu taraftan da bir ikiye bölme işlemi yapacak. Yani EB'yi ikiye bölecek. 30'du EB. 15 buraya yazdım. Üst tarafı da 15 olacak. Hatta şuraya 15 eksi x yazdım arkadaşlar. Sonra şimdi şunlara 2k şuraya da 4k dersem yamuğun orta tabanını şöyle buluyorduk. Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. 4 ile 2'yi topla 6. 2'ye böl. 3k'da buraya yazdım. Ve bakın son olarak şuradaki kelebek üçgenimi göreceğim dostlar. İşte bu kelebek üçgen sayesinde de soruyu çözmüş olacağız inşallah. Hadi başlayalım. 2 bölü 3'tür kelebeklerin oranı. Eşit olacak x bölü 15 eksi x'e. X bölü 15 eksi x. Hemen içleri çarpıyorum. 3x eşittir 30 eksi 2x oluyor. 5x eşittir 30. X eşittir 6. Geldi sorumun cevabı. Geçtim 2 numaraya. ABCD'de paralel kenar 18 ve 6 var. Buna göre x kaçtır diyor. Dostlar şimdi şuradaki açıortaydan hemen z kuralını yapalım. Şurası da noktalı açıdır diyelim. Dolayısıyla bu bir ikiz kenar üçgendir. X x yazdım. Buraya 18 eksi x'imizi yazdık. Şurası 18 ise bu tarafta 18 olacağı için. Yine burası x ise şu karşıya da x yazalım. Bir de şunu gördük. Bakın şu z harfinden şuranın da 90 derece olduğunu söyleyeyim. Artık şu üçgen Pisagor bağıntısı yapılarak x bulunur. Tabii ki hemen Pisagor yapmadan önce özel bir dik üçgen mi diye kontrol edelim. Bakın 6 var. 6, 8, 10 olabilir mi diye bir bakalım. Bu durumda x'in 10 olması lazım. Hipotenüsümüz 10. Burası 10 ise 18 eksi 10'dan burada 8 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman 6, 8, 10'u sağlıyor. Demek ki x'imiz 10 birimdir dedim. 3 numaralı sorumuz. Oranlar var. Bir yazalım. FG diyor. FG. DC'nin bilmem nesi. FG, DC'nin yarısı. Yani DC'ye ben 2K dersem FG K olacak. AB 3, EB 2 katıymış arkadaşlarım. Bakın AB'ye bir 3'ün katı bir şey diyorum. DC'ye de 2'nin katı bir şey diyeceğim. O zaman ikisinin ortak katı olan 6K diyelim biz bu DC'ye. Şimdi burası 6K olsun. O zaman AB de 6K'dır diyeceğiz. Ve yerleştirelim şimdi. DC 6K ise FG bunun yarısıdır 3K. Şuraya 3K yazalım. Bakın burası 6K'ydı unutmayın. Tabii ki burası da 6K. Şimdi AB'ye 6K dediysem 2 çarpı 6K'dan 12K eşittir 3 tane EB. O zaman EB ne olacak? 4K. Demek ki şurası da 2K. Ve son olarak şu kelebeği göreceğiz. 3'e 4 oranı var. Şurası 3. A ise şu x dediğimiz yer 4A olacak. Ve toplam 7A'yı bize 70 olarak vermiş arkadaşlarım. 7A 70 ise A dediğimiz şey 10. 4A'yı soruyor. 40'ı paketledim hemen. Ve geçtim bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Çok klasik bir soru. Benzerlik sorusu arkadaşlarım. Bakın paralel kenarda şu açıyla karşılıklı açılar eşit olduğu için A ile C açısına küçük A yazdım ikisine de. Şuraya B diyelim. Bakın ne oldu? A, B, 90. Burada da A var, 90 var. Şuraya B yazmalıyım o halde diyorum. Bu kenar 12 ise şurasının da 12 olduğunu söyleyelim ve artık benzerliğimizi yazalım.
Küçük dik üçgende B'nin karşısına 2 düştü, bölü büyük dik üçgende B'nin karşısına 3 düştü. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısına x var, büyükte 90'ın karşısına da 12'yi yazdım. İster içler dışlar çarpımı yaz, istersen de hocam alt taraf 4 katına çıkmış, üst taraf da 4 katına çıkacak deyip 2'nin 4 katı 8'dir diyebilirsiniz. Evet, geldik 5. sorumuza. Bir paralel kenar var ve bir de 60 derecemiz var arkadaşlarım. Şurası 60 dereceymiş. BCD açısı. Şu açımız 60 derece. Şimdi şurası köşegenlerin kesim noktası olduğu için bu bizim paralel kenarımızın tam ortası. Yani bunun altındaki yükseklik 6 ise üstündeki yükseklik de 6'dır. Dolayısıyla paralel kenarımın tüm yüksekliğinin 12 birim olduğunu gördüm. Yani aslında şu dik üçgende 60'ın karşısı 12'ymiş. Peki 60'ın karşısı 12 ise 30 derecemin karşısı 12'nin köküçe bölümü, o da 4 köküçtür. 90'ın karşısındaki x ise 30'un karşısındakinin 2 katıydı. Yani 4 köküçün 2 katı 8 köküçtür. Yapıştırdık. 6. sorumuz. Bir paralel kenar ve bir de eşkenar üçgen varmış. Şurası eşkenar üçgenmiş. 60'ları bir yazalım o halde. Şurada 60. Şurada bir U kuralımız vardı. 60'la şuranın tamamının toplamı 180 olacak. O zaman buranın tamamı 120. Demek ki şuraya da 60 kaldı. O halde burası 30. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 7 olacak. 8 olacak pardon. 7 şurası çünkü. 7'yi karıştırdık. Burası 7 ise eşkenar üçgende bu da 7, bu da 7'dir ki bakın burada 8 olacak. Demek ki x'e 1 kalacak. Yapıştır gelsin. 7. sorumuz. Açıortaylar görüyoruz ve iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Bunu bir yazalım. EB FA'ya eşit. EB. Ha şurası da x'miş arkadaşlar. Şu uzunluk da x'miş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şunu çizdiğimde şuradaki üçgenin alanı, şu üçgenin alanı paralel kenarın yarısı. Paralel kenarı 64 vermiş. O halde bu üçgenin alanı 32. Ve ben bu üçgenin alanını nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Yani tabanım da x, yüksekliğim de x bölü 2 eşittir 32 diyorum. O halde x kare eşittir 64, x eşittir 8 geliyor dostlar. 8. sorumuz. Bakın bir dik üçgen görüyorum. Hatta 9, 12, 15 dik üçgenidir. Demek ki şu KT uzunluğu 12. Tüm paralel kenarında alanını soruyor bize dostlarım. Bakın biz bunu şöyle yandan uzatıp bir tam paralel kenar daha çizelim buradan arkadaşlar. Şimdi şurası da 12 idi. Unutmayınız bunu da. Peki bu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'dir diyorum. Buradan 6, 6 kere 9, 54 geldi bu üçgenin alanı. Peki bu üçgen az önceki soruda da söylediğim gibi şu büyük paralel kenarın yarısı değil miydi arkadaşlar? O halde büyük paralel kenar da 108 olmalı. Sonra bakın paralel kenarlar da şöyle 5'e 10 diye 1'e 2 oranında dağılmışlar. O zaman şu paralel kenarın alanına A dersem şuradaki, şunu da şöyle yapalım. Bu paralel kenarın alanına 2A demeliyim. Ve biz 3A'yı ne diyebiliyoruz? 108. O halde A eşittir 36. 2A'yı soruyor. 72'yi paketledim dostlar. Evet, 8 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı. Ve aldım 9 numarayı önüme. ABCD paralel kenar. Açıortay CFE 6. Şimdi dostum. Öncelikle bakın şu açıortayla bunun da açıortay olması lazım ki aradaki açı 90 derece olsun. Demek ki şurada bu adam kesinlikle bir açıortay olacak arkadaşlar. Ve sen hemen buradaki Z kuralını yaptığında şurası da çizgili açıdır deyip buna da tık tık simgesini koyabilirsin ikizkenardan dolayı. Hatta şuna K diyelim, bu da K, bu da K. Peki burası 2K ise tam karşı iki kenar da 2K ve yine şurada da bir Z harfim var. Burası noktalı açıdır. O halde bununla da bu eşittir birbirine
Buraya da 2K yazdım. Hatta şuraya da 3K'mızı yazalım. Şimdi CFE'nin alanını 6 vermiş bize. Şuranın alanı 6. Bak dostum, hemen şurayı çizdiğimde K'ya 6 düştüyse bu K'ya da 6 düşecek. Şuraya 6 yazalım. Bakın şuradaki K'ya 12 düştüyse 2K'ya 24 düşecek. Bunu da yazalım. Şimdi şu ortadaki üçgen her zaman paralel kenarın nesiydi? Yarısı. E bu yarısıysa geriye kalan şu 12 ile 24 de diğer yarısı olacak. 24 ile 12'nin toplamı 36. O zaman paralel kenarın yarısı 36. Nereyi soruyor bize? A, B, E, F. A, B, E, F. Tamam, şu 36 ile 6'nın toplamını soruyor. 42. 10. sorumuz. Bakın iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Bu 1. Tam bu 90 dereceden ben paralel bir doğru çizersem bu paralel doğru burayı 2'ye bölmek zorundaydı. 9 bölü 2. 9 bölü 2 diye. Hatta muhteşem üçlüden bu da 9 bölü 2 çıkacak diyelim. Başka, çevre ABC'de 30'muş. Şimdi şurası 9. Burası da 9. Toplam bir 18'imiz burada. 30 olması için çevrenin şu yandaki sağ ve soldaki kenarların toplamı 12. O zaman 12 ise de 6 burası, 6 burası dağıldı. Bunu da yazdık. Ne kaldı geriye? X'i soruyor bize. Şimdi bu X dediğimiz şuradaki bir yamuğun üst kenarı, bir kenarı, tabanı daha doğrusu, şu yamuktur. Bu yamuğun orta tabanı 9 bölü 2. Bakın yan kenarını 2'ye bölen kenar. Peki biz yamuğun orta tabanını, yani 9 bölü 2'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Tabanlar toplamının yarısı, yani x ile 6'nın toplamının yarısı 9 bölü 2. O zaman ikiler giderse 6 ile neyin toplamı 9'dur? 3'ün derim. Cevap 3 gelir. 11. sorumuz. Paralel kenar. Bakın şurada bir ikiz kenar var. Hemen bunun açılarına şöyle noktalı açı koyalım. Ve şu Z harfini de görüp buraya da noktalı açı koyalım. Demek ki bu bir açıortay. İki açıortayın arasındaki açı daima 90 dereceydi. Buraya da 90 çaktım. Şimdi şuraya K dedim. Burası K. E bu da K. Yine Z harfinden bu da çizgili açıdır. O zaman bu da K. Şu üçgenin alanı 12 çarpı 10 bölü 2'den 60'tır. Bu üçgen paralel kenarın yarısıydı. O zaman şu diğer iki üçgende diğer yarısı olacak. Yani bu iki üçgenin de toplamı 60'tır. Hatta bunlar 30, 30 diye ikiye eşit parçaya bölünürler. Çünkü buralar K, K olduğundan dolayı. Demek ki aradığımız cevap 30'muş. Geldik 12'ye. Paralel kenar. Şurası 4 eşit parçaya bölünmüş. Burası da 3 eşit parçaya bölünmüş. O zaman 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1 yazalım. Şimdi şuranın alanı 15'miş. Bakın şu köşegeni çiziyor. Dostum ne yapıyorduk? Şu en üstteki üçgenin alanını 1 çarpı 1, 1A diyorum. Sonra şu üçgeni göreceğiz arkadaşlar. 3 çarpı 2'den 6A'dır buranın alanı. Şuraya 5A kaldı diyorum. Şimdi büyük üçgen. 4 çarpı 3'den 12'dir. 6'sı burada, 6A da buraya kaldı. Yukarısı 12A ise köşegenin, 6 da 12A'dır. Çünkü köşegen alanı 2'ye bölüyordu. 5A'yı bize 15 vermiş bakın. Demek ki A3. A3 ise, şimdi paralel kenarımın toplam alanı 24A. 24 çarpı 3'ten 72 gelir toplam alan. Evet, 13. sorudayız. Paralel kenar DKKC'ye eşit, bir de EB. AE'nin 3 katıdır diyor. Şimdi buraya K dersek burası 3K. Tabii ki burası 4K'dır. 2K, 2K diye dağılır. Alan KTEB 66. Şuranın alanı 66'ymış dostlarım. Buna göre alan ABC'de nedir diye de bir soru sormuş bize Emicem. Peki başlayalım bakalım neler yapacağız. Şimdi şuradaki kelebeği bir görelim ilk önce. 1'e 2 oranı var. O zaman şuraya A diyelim. Şurası 2A. Şuraya B diyelim. Şurası 2B olsun bir. Sonra cema. Şunun alanına A'ya 2A desem
Ya da şöyle başlayayım. 2A buna değil. Burası 2 katı olduğu için 4A. 2B'ye 2A düşerse B'ye de A düşer diyelim. Sonra şuradaki 2K'lık üçgene 4, 2 daha 6A düştü. Buradaki 2K'lığa daha 6A düşecek diyelim. Ve şu ortadaki KAB üçgeni paralel kenarımın bir yarısıydı. Geriye kalan şu 6A, 6A dediğimiz üçgenler de diğer yarısı. Demek ki yarısı 12A. 6 burada, 6 burada. 12A yarısı. O zaman şu üçgenin alanı da 12A olacak. Şu ortaya 11A kaldı. Ve bize 11A'yı 66 olarak vermiş. Demek ki A eşittir 6'dır diyebilirim ben artık gönül rahatlığıyla. Bana nereyi soruyor? Tüm alanı 24A'yı soruyor. O zaman 24 çarpı 6 diyeceksiniz. 120, 24 daha 144 sorumuzun cevabı gelecek. 14. DAF'yi 6 vermiş. Şurası 6'ymış. FKB'yi 2 vermiş. Burası 2. DFBC'nin alanı nedir? Bakın şuraya X dersem. Şimdi şu köşegenin altında kalan üçgenin alanı 8 artı x oldu. Ve bu benim paralel kenarımın yarısıydı, değil mi? Köşegenin altı paralel kenarın yarısıydı. Peki dostum, şu FCD üçgeni de paralel kenarın yarısıdır. O zaman o da 8 artı x olacak. X buradaysa buraya da 8 kalacak. Sonra şu köşegenin üstündeki üçgenin alanı da yarısıdır. Yani 8 artı x olacak. Şuraya da x kaldı. Evet. Buna göre de diyor ki bizden D, F, B, C. Yani 8, 2, x, x. Yani 10 artı 2x'in toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şurada bir de kelebek yapalım. Bakın şu kelebek üçgenlerin alanlarının oranı 2 bölü 8. 2 bölü 8 demek sadeleştirirsem 1 bölü 4. Bu alanların oranı. Peki bunun karekökü benzerlik oranıydı. Demek ki 1 bölü 2 benzerlik oranları. Yani şuna k dersem burası 2k. Peki 2k'ya 8 düştüyse k'ya ne düşmeli? 4. O zaman x'imiz oldu 4. Peki x 4 ise 10 artı 8 olur burası. 18 gelir sorumun cevabı. Geldim buna. E ve F orta noktalarsa şu köşegen bu durumda ne oluyordu? 3 eşit parçaya bölünüyordu. Şimdi tüm paralel kenarın alanı 120. Köşegen alanı 2'ye bölecek. Alt tarafına da 60 kalacak. Üst tarafına da 60 kalacak. Hatta bu 60 3 eşit parçaya bölünüyor, değil mi? Şunlar eşit olduğu için 20 geliyor taralı alan. Şuna bakalım. Paralel kenar ve şuranın alanının 8 olduğunu söylemiş. Şimdi bu aradaki açı 90 dereceydi. Tüm paralel kenarın alanını soruyor. Şöyle yapalım. Şuradan bir yükseklik çizelim. H. Bir tane de şuraya çizelim. Ne oluyordu? Fışkırtma teoremi ne diyordu? Buraya çizdiğin yükseklik de buraya çizdiğin yükseklik eşit. Bu da H. Şu açıortay içinde aşağıya indirdiğim yükseklik de H olacak. Bakın şu üçgenin tabanına da X diyelim. Şimdi biz 8'lik üçgenin alanını nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 yani x çarpı h'ı biz 16 bulduk arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Paralel kenarın alanını soruyor. Onun da yüksekliği 2h, tabanı x. Paralel kenarın alanı yükseklik çarpı tabandı. 2h çarpı x yani. H çarpı x'i 16 diye biliyoruz. 2 ile çarparsak 32 çıkar sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar, paralel kenarı böylelikle bitirdik. Şimdi ÖSYM sorularını yorumlarınızda soruyorsunuz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Hem telif hakkından dolayı hem de zaten çözümlerini bu zamana kadar internette her yerde bulabilirdik eğer istersek diyorum. Şimdi bir sonraki videomuzda eşkenar dörtgen ve deltoide geçiyormuşuz arkadaşlar. Önemli bir konudur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.